Abi ben hemen araya bir soru sorayım mı? Çok sordular bana, DM'den iletmemi istediler. Burhi abinin YouTube kanalı şu anda yok. Evet, ne oldu ona? Erlik söylesin onu. Erlik, Burhi'nin kanalı ne Abi, oldu? PKK din uyanır abi. PKK. Erlik, PKK. Konu ne? Yani Burhi'nin kanalı ne oldu Hı? abi? Burhi'nin kanalı ne oldu? Kimin? Burhi'nin kanalı. Burhi. Abi Burhi biraz dinlenecek. Önümüzdeki dönemde kanal aktif olmayacak. Allah Allah. Ne oldu abi? Şey olmadı ya, azıcık dinlenecek işte, biraz kafasını dinleyecek. Peki, eyvallah. Bana da söylemiyorsunuz anasını satayım. Ben de bilmiyorum arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bilmiyorum, kafasını Güzel dinleyecek bugün. görüşürüz sonra. Tamam. Burhi kafasını dinliyormuş arkadaşlar. Muğla avukat. Bir Kürt kardeşim daha geldi. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Erkan burada. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş Onu bulduk. söyleyeyim. Herkese iyi geceler. Sen gittikten sonra, gerçi sen varken de linç yiyorduk da, sen gittikten sonra daha çok yedik. Afiyet olsun. Eyvallah. Şimdi ben birkaç gün önce, bir hafta önce falan HDP'nin bir yöneticisine bir soru sordum. Dedim ki PKK terör örgütü müdür? Dedi ki biz ve partimiz, yani ben ve partim PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz dedi. Tabii bu çok kez gündeme geldi. Şimdi ben böyle bir şey söyleyeceğim. Ben senin Kürt bir kardeşinim. Sen biliyorsun. Seni de çok severim. Buradaki birçok insan da beni tanır. Yani Elli'yi de çok severim. Ben böyle bir şey söyleyeyim abi. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Yani bütün partiler bunu dile getiriyor. Ali Babacan olsun, Seruk Ahmet olsun. Bunları çok dile getiriyorlar ama bu ülkede HDP PKK sorunu var abi. Şimdi Jahren abime böyle bir şey söyleyeyim. Yani gidip gelip Kürtlerin üzerinden HDP siyaset yapmaya çalışıyor. Bu arada Erlin bir videosunu izliyordum bu gece. Nihat Doğan'la ilgili 7 ay önce eklemiş. Nihat Doğan diyor ben Badı Kan aşiretiyim. 2000 benim aşiretimin 300 bin işte akrabam var falan filan. O da yalan zaten. Benim kendi hemşerimdir. Kendisi de nasıl yanar döner olduğunu ben az çok biliyorum. Yani bizim bu HDP ile bu PKK'dan kurtulmamız lazım. Aslında HDP'den kurtulmamız lazım bizim. Şimdi ben şuna da karşıyım. Ana dilde eğitime de karşıyım. Şimdi ben Kürdüm. Annem Kürt, babam Kürt doğmuşum. Annemden babamdan Kürtçemi öğrenebilirim. Yani bu ana dilde eğitim de bir PKK ile Hayır, ana HDP'nin dilde oyunu. eğitim değil. Hayır, ana dilde eğitim değil de mesela seçmeli olarak Kürtçe öğrenmek isteyenlere. Abi şey karıştırıyor Erkan, şey ana dilde eğitimle ana dil eğitim Hayır, hakkı. ben ana dilde eğitim demiyorum ben de zaten. Şunu diyorum. Kürtçe öğrenmek isteyen birisi bilgili, konuya hakim, öğretebilecek kişilerden öğrense, anasından öğrenmek yerine daha iyi olmaz mı? Bunu söylüyorum. Ya Abi seçmeli bunu konusunda yeterince katılım yok. O HDP şey yapıyordu hatta, işte bildirim falan dağıtıyordu, hani katılın çocuklarınızı gönderin falan diye. 20 kişi mi ne olması gerekiyor? Belki Erkan daha iyi biliyordur. Abi şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Erlik bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar HDP'nin oyunu, gidip orada örgütleştiriyorlar bu insanları. Yani bu ana dilde eğitim falan filan hikaye. Bunlar gidip örgüt yapıyor orada. İnsanları topluyorlar ya. Kürtlerin aklına, beynine öyle bir giriyorlar ki bakın. Doğu ve Güneydoğu'da HDP'ye niye fazla oy çıkıyor biliyor musunuz? Diğer partilerin çalışmasından dolayı, yani eksik çalışmasından dolayı çıkıyor. Yoksa HDP bu kadar oy çıkmaz. Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski gençlik kolları başkanıyım. Genel merkezinde de görev yapmışım. Erlik hani araştırsa beni az çok tanır ki belki de tanıyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani gelin doğudaki il başkanlıklarının kapısı hepsi kilitlidir. Gidip akrabalarına veriyorlar iş yerlerini. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı adı altında. Gelen parayı yarı yarıya bölüşüyorlar. Kapılar kilitli. Yani gelin onlara Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini, doğum tarihini sorun bilmezler. Yani böyle bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapmaya çalışıyor. Ya bir şey paylaştım Jahren abi kaç gün önce. Bitlis'in il başkanlığına atama yapılıyor. Atama yapılan adamın atama tarihi 21 Şubat 2022, adamın AKP'den istifa ediş tarihi 22 Şubat 2022. Yani böyle insanları getirip Bitlis'te il başkanı yapıyorlar. Ya daha neler neler var. Yani Sezgin Tanrıkulu
Hüda Kaya'yla fotoğraf çekiyor, zafer işareti yaparak fotoğraf çekiyor. Abdullah Hoca'yla özgürlük isteyen bir kadınla beraber fotoğraf çekiyor. Sezgin Tanrıkul'u partiden ihraç etmiyorlar. Gidiyorlar Tanju Özcan'ı partiden ihraç ediyorlar. Yani bu nasıl bir tezattır? Yani bunlar abi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirdiler. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Buradan şunu evet. anlamadım. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü bakışlarını Tanju değil, Sezgin şey yapıyor. Abi bak, böyle bir şey söyleyeyim mi Cahen abi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllarca görev yaptım. Üçüncü katında görev yaptım. Sezgin Tanrıkul'u niye o partide böyle aktif biliyor musun? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, kendisi Kürt olduğu için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bütün delegeler onun elinde. Kılıçdaroğlu buna gebe. Anlatabildim mi? Genel başkan delegelerle gelir, delegelerle gider. Şimdi Muharrem İnce buna bir karşı çıktı. Muharrem İnce konuşmasını da yaptı, her şeyini de yaptı. Ama ne yaptılar? Muharrem İnce'yi harcadılar. Ya ben kurultaydaydım. Kurultayda şu tehdit yapılıyordu abi. Bak, tehdide bakar mısın? Bize oy vermezsen, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermezsen il başkanlığı senden alırız. İlçe başkanlığı senden alırız. Bir dahaki dönem seni milletvekili yapmayız. Ya Eren Erdem'i çok yakından tanırım. Eren Erdem beni Halk TV'de öven bir adamdır da. Kendisini de yakından da tanırım. Kurultaydaki konuşmamdan dolayı. Eren Erdem bugün partide milletvekili olmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile satar. Öyle bir adam. Eren Erdem bugün kalkıp millete parmak sallıyor. Seni ifşa ettim. Ya şimdiden bunu yapanlar yarın öbür gün neler yapmaz? Bak abi, böyle bir şey söyleyeyim sana. Millet İttifakı eğer iktidar olursa AKP'den daha çok büyük bir tehlikedir. Bak, bunun kimse farkında değil. Bak, adamlar şimdiden parmak sallıyor. İnanın Silivri'de yer kalmaz. Bak, Silivri'de yer kalmaz. Yani bunların belediyelerinde yaptıkları yolsuzluk ya Tuncay Özkan, İzmir onun elinde abi. İşçi alımı, işçi çıkartımı, belediye başkanlarını belirleme hepsi onun elinde. Ben onu geçtim, Gürsel Tekin'in bir videosunu izledim abi. Böyle bir şey yok, ben fazla konuşmayayım, arkadaşlar da sıra bekliyor, hakları geçmesin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gürsel Tekin bir televizyon programında diyor ki, kalkmışlar benim gömleğimi konuşuyorlar. 17 binlik gömleğimi konuşuyorlar. Utanmaz adamlar diyor. Önündeki metinden mal varlığını okuyor. Ya böyle bir şey var mı? İnsan mal varlığını önündeki metinden okur mu ya? Senin demek ki o kadar mal varlığın var ki metine yazmışsın. Yani şimdi ben bilmez miyim? Benim 10 çift ayakkabım var. Benim 20 çift takım elbisem var. Adam metinden okuyor. Çaycılıktan adam gelmiş neler yapıyor. Şimdi böyle adamlar ben çıkıp de millet az diyor. Ben çaycı değil miydi diyorum. Çaycıydı. Çaycıydı. Çaycı. Abi millet yok, zoruma giden şu, kalkıp millet aç diyorlar ya, mesela Mahir Barışır var, bu Mersin milletvekili, bir de Veli Ağbaba falan, sabah spor yaparlar tamam mı mecliste, giderler güzel bir kahvaltı yaparlar, giderler CHP'nin olduğu belediyelere, oradaki halkla buluşma yaparlar yanından, CHP'nin belediyesinden yerler içerler, ondan sonra akşam yayın dönerler, halk aç, halk aç, faşizanlar, siz faşitsiniz, faşizanlar diyorlar. Halk aç diyorlar ama ne yapıyorlar? Gidiyorlar en kral kahvaltıyı, en kral sporları yapıyorlar. Ondan sonra geliyorlar, meclis koltuğunda oturuyor. Ya böyle bir şey var mı? Siz kimi yiyorsunuz? Ulan ben yıllarca o partide emek verdim. Ben yıllarca o partide mücadele ettim. Siz İzmir'de atıp tutarken, İstanbul'da atıp tutarken Erkan Çakır doğuda PKK'larla savaşıyordu. Varto'da ben Mustafa Kemal Atatürk'ün tişörtünü dağıtırken saldırıya uğrayan bir genç kardeşinim. Bunlar neyi konuşuyorlar? Bugün girmişler, HDP'leşmişler bunlar. HDP'nin içinde. Bugün Millet İttifakı iktidara gelse HDP'nin boy göstermesini görün siz. HDP Kadıköy'de eylem yaptı. Büji Serup Apo bilmem sloganları attılar. Bunu kime dayanarak yaptılar? Altılı masaya dayanarak yaptılar. Altılı masadan destek aldılar. Öyle, altılı masadan destek aldılar. Altılı masa ne yapıyor? Bugün sana bir söyleyeyim mi? Bugün bu ekonomik sıkıntıdan anayasada var. Eylem hakkı anayasada var. Bugün millet niye eylem yapamıyor biliyor musun abi? Ne oluyor? Hemen bir bakıyorsun bir anda PKK'lar girdi işin içine. Bir bakıyorsun PKK'lar, ulan bir bakıyorsun savaş meydanı oldu. Ulan arkadaş, hani biz mazotu eylem edecektik? Gezi Parkı'nda bunu yapmadılar mı? İlk iki gün iyi gitti, sonra bir anda bir PKK'lar bir meydana indi. HDP'liler bir indi. Bir baktın ortalık savaş alanına döndü. Başka bir şeye döndü. Kamu malına zarar verdiler. Yani bu, kimse kusura bakmasın. Bu ülkenin kamu malına kimse zarar veremez. Cahren abi, onu geçtim. Onu geçtim. Bu LPG'lerdir. LGBT'dir. LPG'dir. Nedir? Bunların eylemi oluyor. Bir bakıyorsun. ya bunu,
Bunların eylemi oluyor abi. Bu LPG'lerin eylemi oluyor. Canan abi. Abi ne diyorsun? Evet abi. Lekettedir abi. Topla, sevgili Erkan, altını masayı topla bir sen etmez. Yemin ediyorum bak. Adam eyvallah abi. Şunu söyleyeceğim. Adamlar bir eylem yapıyor LPG'ler. Millet hemen bir bakıyorsun PKK'nın şeyine döndü. LGBTİ. Eylem yapıyor abi. LGBTİ eylem yapıyor. Bir anda bakıyorsun HDP'liler, PKK'lılar ön sıraya çıkmış. Hemen bir bakıyorsun tak ortalık karıştı. Ulan kardeşim bu nasıl bir savaştı? Bak abi böyle bir şey söyleyeyim. Seçim sokakta kazanılır. Seçim Twitter odalarında kazanmaz. Seçim bir tweet atarak kazanılmaz. Seçim sokakta kazanılır. Kapı kapı gideceksin. Derdini anlatacaksın. Ekonomiyi bu şekilde yapacağım. Yani kendini göstereceksin. Bugün Ümit Özdağ, ben Zafer Partili değilim her zaman söylüyorum. Sığınmacı muhabbetini getirmeseydi gündeme bugün hiçbir tane partinin ağzında olmazdı. İlla benim anama bacıma mı sarkıntılık yapsınlar ki ben sesimi çıkartayım. Bu ülkenin bütün kadınları, bütün kızları benim anamdır, bacımdır, benim namusumdur, benim onurumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nde olan bütün kadınlar, bütün kızlar benim anamdır, bacımdır. Bunu da kimse unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tane bayrağı vardır, bir tane dili vardır. Ben istediğim her yerde Kürtçemi de konuşabiliyorum. Özgürce her şeyimi de paylaşabiliyorum. Kimse kusura bakmasın. HDP'nin de PKK'nın da bu oyunu bozacağız. Ben o gün bir tweet de attım. HDP'ye, PKK'ya ben müsaade etmeyeceğim. O Kürt gençlerini kandırmalarına müsaade etmeyeceğim. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir çalışmam var. HDP'den kopardığım birçok genç var. Bir sürü tehdit de alıyorum. Buradan tekrar söylüyorum. Sizin tehditleriniz bana sökmez. Cahran abi 1 yaşında kızım var. 1 yaşında kızımla beni tehdit ediyorlar. Böyle bir namussuzluk, böyle bir onursuzluk yoktur. Oğlum ben sizin babanızdan da erkekim. Yerim de bellidir, yurdum da bellidir. Bir canım var. O canımı da şerefimle, namusumla, onurumla Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altında veririm. Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun abi. Çocuğuna Allah bağışlasın şey diyeceğim. Yani biz bir konuda yardımcı olabilirsek eğer ne olursa olsun her daim buradayız. Bir mesaj atman yeterli. Yardımcı oluruz. Aynen öyle. Allah razı olsun. Ben şeyi söyleyeyim. Şu anda Windam'ın otomatik sulama sistemi başladığı için bir haşırtı duyabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olsunlar yine takipçilerim beni fonladıkları için. Bahçemden yayına katılıyorum. Teşekkürler sevgili takipçilerim. Şaka maka. Merkezdeki evi kiralayıp şehir dışında villaya yerleştim. Herkes bunu yapsın. Tavsiye ederim. Eğer şansınız varsa uzaktan çalışabiliyorsanız. Herkes bunu yapsın derken herkesin evi varmış gibi konuşmuş oldum. Yine evet, buradan da bilinç yeriz. Babam sağ olsun diyelim arkadaşlar. Babam sağ olsun. Vaktinde 100 bin lira kalmış bir tane. Onun ekmeğini yiyoruz hala bizde.